anneciğim, neyin var? İyiyim kızım, yok bir şey. Vallahsız bacım. Kurban olduğum Allah'ım, acısın da evlatlarına bağışlasın seni. Bir şey mi istiyorsun Ayşe? Çocuklarım size emanet. Ayşe gitme bacım. Ayşe. Garipler. Anneme bir şey olmuş. Anne. Anneciğim. Anneme ne oldu? Anne. Yapmayın çocuklar. Hadi oğlum. Hadi. Hadi yavrum. Abbas amcan çok sert adam. Beni de çocukları da hırpalar. Seni de dövebilir. Ne yapacak bu? Burada bir zaman kalsın diyorum. Garibin gidecek yeri yok. Hadi koş Abbas amcanın eline. Bana bak, ben kodumu oturturum. Bu Hayriye Hanım kızım. Yeni hanım. Hadi koş elini öp. Hayır. Yaklaşma. Çıkar şunun dışarı. Bir tip piresi vardır. Abbas amca böyle görürse öldürür bizi. Karnınız acıktı ha? Ben şimdi gösteririm size acıkmayı. Ben size bir tüme gelecek. Hanımcığım, Fatma'yı tertemiz yıkadım. Şimdi öpebilir mi elinizi? Öpsün. Hadi bakalım. Tamam, hadi git. Ne ulan bu? Sen benimle dalga mı geçiyorsun piç kurusu? Ver ulan paraları. Hepsi bu kadar Abbas abi. Vallahi başka yok. Bu saçlar ne böyle kız? Artist misin sen? Besleme değil, evin kızı sanki. Emine gel buraya. Buyur hanımım, ne istedin? Size kaç gündür şunun saçlarını kesin demiyor muyum? Bırak çocuğu! Bırak yoksa gebertirim seni. Vay vay vay. Elin piçi içi kocana karşı geliyorsun ha? Hadi gebert bakalım. Hadi seni bekliyorum. Hey delikanlı, uyan bakalım. Ne işin var senin burada? Uyuyordum. Evin yok mu senin? Yok. Ne dedin sen? Ne dedin? Bu evde çalışmak ağır mı geliyor sana? Gözüne dizine dursun. Bunca yıldır ekmeğimi yersin. Yığınla para kazanırsın. Tüh sana. Ömer kaptan. Hı. Kardeşim, Bilge'yi merak ediyorum. Günaydın hanımım. İşine bak işine. Kaçtıracak yer arıyorsun hadi. Kızın olduğunu söylememiştin. Vardı. Ben size ne yapacağımı biliyorum. Defolun gidin evimden. Fatma. Fatma. Fatma! Fatma! Fatma yetiş! Hemşire! Allah kahretsin! Nankörler! Bir başıma bırakıp gittiler beni! Onların yüzünden hastane köşelerinde ölüp gideceğim tabii. Tabii istedikleri de o zaten. Beni öldürüp köşte yan gelip yatmak. Ama yağma yok. Avuçlarını yalasınlar. Gösteririm ben onlara. Hemşire. Hele şükür gelebildin. Ne dikilip duruyorsun orada öyle? Gel çabuk kaldır beni. Hadi. Dikkat edin Hayriye Hanım. Hadi uzatın kolunuzu da tansiyonunuzu bir ölçeyim. Utanmadan bir de bana öğüt veriyor. Bırak, istemez. Tansiyonumu ölçeceğine vazifeni yap. Lütfen Hayriye Hanım, ben vazifemi yapıyorum. Şimdi izin verin de tansiyonunuzu ölçeyim. Ama sevsinler. Vazifesini yapıyormuş. Sizin niyetiniz hastaları iyileştirmek değil, öldürmek. Huysuzluk yapmayın. Hadi şimdi uzatın kolunuzu da tansiyonunuzu ölçeyim. Al. Hanımım inşallah çabuk iyileşir. Senin gibi temiz yürekli bir çocuğun duasını Allah kabul eder. Sana bunca çektirdiklerine rağmen hala o huysuz kadının hastalığına üzülüyorsun. Allah bahtını açık etsin güzel kız. Annem öldüğü zaman çok üzülmüştüm. İnşallah hanımıma bir şey olmaz. Aynı üzüntüyü bir kere daha yaşamak istemiyorum. Hayrola evlat? Gene dalıp gittin. Kardeşimi düşünüyorum kaptan. Nerede, ne yapıyor, kimin yanında? Onu çok özledim. Üzülme oğlum. Bakarsın bir gün kardeşini bulursun. O da seni düşünüyordur mutlaka. Biliyor musun? Benim aklımdan da zavallı kızım hiç çıkmıyor. Thank you.
Merhaba Rıza. Oo, merhaba Nuri Kaptan. Senin delikanlı iyileşmiş. İyileşti de nekaatte de biraz dinlenecek. Geçmiş olsun oğlum. Sağ olun. Balığa ne zaman çıkacaksın? Bir iki gün çocuğa bakayım ondan sonra. Hadi. Hadi. Ne oldu Emine teyze? Bilmem. Sanki Hayriye Hanım birden pencereye çıkacak, burada ne işiniz var diye bağıracakmış gibi geldi. Ama hanımım hastanede. Biliyorum kızım, biliyorum. Ama Fizan'a da gitse onun ruhu bu köşkten kolay kolay ayrılmaz. Neyse, boş ver, saçmalıyorum işte. Aa, Emine teyze bak ne buldum. Aa, ne güzel çiçekmiş o öyle. Yazık düşmüş. Bu çiçeği alıp büyütebilir miyim Emine teyze? Tabii yavrum, tabii büyütürsün. Hadi. Geç oldu. Hemen yemeği hazırlamalıyız. Halimize bak. Hayriye Hanım'ın korkusu içimize işlemiş bir kere. Kadın sanki şuracıkta oturuyor da bizden yemek istiyor. Aman. Emine, Bilge, çabuk sofrayı hazırlayın. Bilge kız, şurayı sil dedim sana. Karşımda kıkırdayıp duracağına şu boynundaki önlüğü çıkar bakayım. Hadi bakayım. Sonra da çiçeğini saksıya dikersin. Emredersin yine hanımım. Neyse. Bir sürü akşamları da olsa rahatız. Yarın hastaneye gideceğiz değil mi? Ben sabah giderim. Sen okuldan çıkınca gelirsin. Sen kendine çay söyle. Ben Kemal abinin yanına Çetin bir uğrayayım geliyorum. Hayırlı günler Kemal abi. Oo, Nuri Kaptan nasılsın bakalım? Gel otur gel. Rahatsız etmiyorum ya. Çok derinlere dalıp gitmişsin. Düşünüyorum da 50 senedir buradan boğaza bakar dururum. Umarsız bir hastanın karşında mum gibi eriyip gittiğini görürsün ya işte öyle. Boğazın suları da karşının evleri de. İstanbul ölüyor kaptan. Çaylar! Hop. Dur be oğlum bağırma kulağımın dibinde. Anladık çayları getirdin işte. Kızma Kemal baba. Daha acemi öğrenecek. Ha iki adam seni sordu bugün. İki adam mı? Kimlermiş? Vallahi tanımıyorum. Tiniyetsiz iki adam işte. Peki niye soruyorlarmış? Bir şey söylemediler. Allah Allah. Kim olabilir? Ben kalkayım. Hadi Allah'a ısmarladık. Eve mi Kemal abi? Hayır hastaneye gidiyorum. Geçmiş olsun nenin var? Benim bir şeyim yok. Salih Bey'i ziyarete gidiyorum. Güle güle Kemal abi. Eyvallah. Bizden de geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Ne o evlat? Çayını soğutmuşsun. Böreği de yememişsin. Hadi ye şunları. Çetin çay sonra ver. Sonra da ilaçlarını alacaksın. Hayırlı günler kaptan. Merhaba Ali. Bugün seni soruyorlardı. Biliyorum söylediler. Artık sen benim çiçeğimsin. Bundan sonra sana ben bakacağım. Büyüyeceksin. Sakın ölme olur mu güzel çiçek? Bilge, hadi gel kızım yemeğimizi yiyelim hadi. Ay, ay, acıktım ayol. Of, hemşire. 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 Ay, kimiyle gevezek ediyor gene? Geldim efendim, geldim buyurun. Yemek servisi ne zaman başlayacak ha? Açlıktan ölüyorum ayol. Aa. Merak etmeyin, hemen gelecek efendim. Hiçbir zaman zamanında gelmedi ki, hep vaat vaat. Bilge, neyin var kızım? Yemeğine dokunmadın bile. Canım istemiyor Emine teyze. Ne demek canım istemiyor? Ye yemeğini kızım. Abimi düşünüyorum Emine teyze. Abini mi? Evet, Murat abimi. Nerede acaba? Annemin ölümünden sonra ya abimi de bir daha göremezsem. Onu çok özledim. Thank you.
Günaydın, günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bilge, Bilge. Çağırma şu beslemeyi ya. Niyeymiş? O da bilsin servise. Yürümesin, yazık. Aman yürüsün ne olacak? Besleme işte. Önce ben bineceğim. Hadi binelim. Besleme, 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 besleme. Günaydın kaptan. Ben çarşıya gidiyorum. Lan sabah sabah ne işin var çarşıda? Eczaneden eksik ilacımı alacağım. Dikkat et terleme. Peki kaptan. Nerede kaldın Bilge? Hiç gelmeseydin. Biliyorsun derse geç kalan öğrencileri hiç sevmem. Orada öyle kazık gibi durma. Çabuk geç otur yerine. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selin yavrum okumaya devam et. Her sene 23 Nisan'da Atatürk'ün bize armağan ettiği. Selamün aleyküm. Aleyküm selam buyurun. Nuri kaptan. Benim hayrola? Yani bu kulübe de senin. Çok şükür. Biz Cihan Bey tarafından geldik. Komşu arazinin sahibi. Patron buraya 5 yıldızlı otel yaptıracak. Senin kulübe onunkinin içinde el kadar duruyor. Tam ortasında gibi yani. Ne olmuş ortasındaysa? Patron buraya talip. Satın alacak. Kaç para istiyor dedi. Şu mesele. Siz o patronunuza benden selam söyleyin. Deyin ki kaptanın o el kadar arazisini satmaya hiç mi hiç niyeti yok. İstediğin parayı verecek ama. Parada pulda gözüm yok. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bak kaptan, Karun gibi zengin olmak varken başına bela alıyorsun. İyi düşün. Boşuna yorulma. Gene geleceğim. Güle güle beyler. Köşkü satışa çıkarma isteğiniz üzerine tapuya gittiğimde iki isimle daha karşılaştım. Jale ve Berna. Anlamadım. Kim bunlar? Şimdi sıkı durun Naci Bey. Jale ve Berna'nın soyadları Batuhan'dı. Bizim soyadımız? Babaların ismi de Kasım'dı. Babamızın adı? Evet, Jale ve Berna kız kardeşlerinizdi. Nasıl olur? Yani babam... Yani babanız, yaptığım araştırmaya göre annenizden başka bir kadından iki kız çocuğu sahibi olmuş. Aman Allah'ım. İnanamıyorum. Benim babam, Doktor Kasım Bey. Nasıl olur Avukat Bey? Olmuş Naci Bey. Kızların nüfusuna da aldırmış. Şimdi onlar sizin kanuni mirasçılarınız. Peki ne olacak şimdi? Olacağı şu. Köşkün satışından onlar da hisse alacaklar. Hatta babanızdan size kalan öteki mülklerde de hisseleri var. Eyvah. Biz malları kardeşimle bölüşmüştük. Keşke kardeşim de burada olsaydı. Kızları bulamayabilirsiniz belki. Buldum bile. Kendilerine tebligat da gönderdim. Neden yaptınız bunu? Böyle bir mirasın haberleri bile yokken. Meslek namusum Naci Bey. Bunca namussuzluğun ortasında meslek namusunu düşünen avukat da bize çattı desenize. Aşk olsun size Turgut Bey. Kızgınlığınızı şaşkınlığınıza veriyorum. Bunu duymamış olayım. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Şimdi ne olacak peki? Yarın kız kardeşlerinizle tanışacaksınız. Ay, ay, bıktım bu hastaneden. Ay, taş gibi. Hemşire! 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 Yine ne oldu Hayriye Hanım? Daha ne olsun? Şu yastığın haline bak. İçinde kaya var sanki. Boynum tutuldu. Çabuk değiştir şu yastığı. Emredersiniz hanımefendi. Kuş tüyü yastık getirmemi ister misiniz? Ukalalık edeceğine git getir. Hadi. Tövbe tövbe. Çattık vallahi. Ay, çarşaflar da simsiyah. Ne biçim hastane burası? Paramla rezil oluyorum. İyi günler hanımefendi. Evet, ne istiyorsunuz? Size bir zarf var. Lütfen şurayı imzalar mısınız? Nedir bu? Borç senedi falan mı? Bizim kimseye borcumuz falan yok kardeşim.
Ne borç senedi hanımefendi? Sadece bir zarf getirdim. İmzalayın. Nereden geliyor bu? Bir avukat göndermiş. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Avukatlık ne işimiz olabilir ki bizim? Ne diyor mektupta? Ne oldu, kötü bir şey mi yazıyor? Cevap versene kızım, meraktan delirtme insanı. Yaşasın, yaşasın, sonunda şeytanın bacağını kırdık. Zengin oluyoruz, zengin. Zengin mi oluyoruz? Nasıl yani? Bu mektup bize babamızın avukatından geliyor. Babamızdan bize miras kalmış. İnanamıyorum. Allah cezasını versin be. Kaptan, sabahki adamlar niye gelmişti? Bırak şimdi o adamları. Mis gibi çorbayı piç ettik. Ama onlar geldiklerinden beri canın çok sıkkın. Kafayı adamlara madamlara takma sen. Tez elden iyileşmene bak. Yarı balığa çıkabilir miyiz? Yok öyle ya ama. Doktor ne dedi? Bir ay istirahat lazım. Ciğer işi şakaya gelmez. Okula gittiğim zamanlar ben de doktor olmak isterdim. Bilge de öğretmen olmak isterdi. Kim bilir nerede? Bugün rüyamda gördüm onu. Ama saçları beyazlamıştı. Rüyada saçların beyazlaması iyi bir şey mi? İyi ki bunu Bilge duymadı. Hanım kısmı saçlarının beyazlanmasından hiç mi hiç hoşlanmaz. Bu paketlerde okul aile birliğinin ihtiyacı olan bazı arkadaşlara vermek üzere hazırladığı eşyalar var. Adını söyleyeceklerim gelsin. Bilge, Melahat, Hadiye, Dursun. Gelin bakalım. Bu senin. Beslemeye kazak verdi. Evet. Hadi bakayım, bu da senin. Aksilikler bitmiyor. Ay, boğazım kurudu. Ay, bir damla su kalmamış. Allah kahretsin. Hemşire! 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 Geçmiş olsun Hayriye Hanım. Teşekkür ederim. Hatırladınız mı Kemal? Eski komşunuz. Rahmetli eşiniz Kasım Bey'le de tanışırdık. Tabii hatırladım. Maşallah. İyi görünüyorsunuz. İşte iyileşmeye çalışıyorum. İyi günler efendim. Geçmiş olsun. Tabii ya. Kemal. Valentino Kemal. Yaşlanmış ama hala yakışıklı. Bunlar ne? Okulda yardım toplamışlar. Sınıfın en fakir öğrencisi olarak bana verdiler. Üzülme kızım. Fakir olmak ayıp değil. Sen yüreğinle çok zengin bir çocuksun. İnşallah bütün sıkıntıların sona erer. Üzülme yavrum. Üzülme. Hayırlı geceler kaptan. Uykudan kaldırmadık inşallah. Gecenin bu vakti ne istiyorsun Ali? Yok kaptan, bir şey istemeye gelmedim. Duyduğuma göre senin bu barakaya iyi para teklif etmişler. Sana ne be? Sen ne karışıyorsun? Ne çıkarım var bu işten ha? Kızma kaptan be. Sorduk işte, aynı mahallenin çocuğuyuz. Yardımcı olalım dedik. Seni tanırım Ali. Bir avantan olmasa buralara kadar gelmezdin. Boş yere canını yorma. Burayı satmaya niyetim yok. Hadi şimdi defol buradan. Eyvallah kaptan. Hayırlı akşamlar, afiyet olsun. Ne oldu kaptan? Biriyle mi konuşuyordun? Yok bir şey Murat. Hadi sen git uyu. Hadi. İyi geceler kaptan. Hadi. Buyurun. Merhaba, ben Şale Batuhan. Avukat Bey'den bir mektup gelmişti. Bizi bekliyordu. Buyurun lütfen, sizi bekliyorlar. Buyurun. Merhaba, ben Şale Batuhan. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, ben de kardeşiniz Naci Batuhan. Ben de Berna Batuhan. Memnun oldum. Buyurun, lütfen buyurun. Benim için tam bir sürpriz oldu. Düne kadar sizin varlığınızdan dahi haberim yoktu. Bugünse karşımdasınız. İnanılır gibi değil. Bu işe biz de şaştık.
Değil mi Berna? Evet. Şu konuyu artık konuşmaya başlasak diyordum. Evet. Anadolu Hisarı'nda babanızdan 5 hisseli bir köşk kaldı. Orada Naci Bey'in annesi oturuyordu. Siz tapuda ortaya çıktınız, mirasçı oldunuz. Kardeşleriniz köşkü satmak istiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Satılsın! Ne var? Geçerken bir merhaba diyelim dedik. Belki fikrini değiştirmişsindir. Ben son sözümü söylemiştim. Bak Nuri Kaptan, boşuna direniyorsun. Eninde sonunda olacak bu iş. Bana bak, sen kimi tehdit ediyorsun? Git o patronuna söyle, bir daha burada sizi görmek istemiyorum. Keyfin bilir kaptan, keyfin bilir. Hadi Siyah! Hadi gidelim. Ne oldu kaptan? Yine adamlar mı geldi? Hangi adam? Evi satın almak isteyen adamlar. Sen nereden biliyorsun? Sesleri duyuluyor. Bu namussuzlarla işimiz var. Bize rahat vermeyecekler. Memleketin çivisi çıkmış oğlum. Şimdi çeteler kanun. Ama ben kolay kolay teslim olmayacağım. Çocuklar geç kalmayın, olur mu? Olur. Eve gidip üstünüzü değiştirdikten sonra hemen gelin. Bilge de gelsin, Bilge'yi de çağırın. Olmaz, o gelmesin. Neden olmazmış? Hadi onu da çağır. Bir doğum günü nasıl olurmuş görsün. Aman peki peki. Bilge. Efendim. Bugün benim doğum günüm. Bizim evde kutlayacağız. Sen de gelsene. Ben mi? Tabii, sen gelecek misin? Tabii gelirim. Teşekkür ederim. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. 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 Emine teyze. Emine teyze. Hayrola Bilge, ne kadar neşelisin böyle. Bizim sınıftan senin doğum günü varmış. Evlerinde parti veriyorlarmış. Beni de çağırdılar. Gidebilir miyim? Tabii kızım. Ama çok güzel olmalısın. Giderken bir kuaföre uğrayalım istersen, ha? Ey güzelim, paralar elimize geçince neler yapmayı düşünüyorsun bakalım? Ben önce mavi yolculuğa çıkacağım. O iyisin bakıyorum. Sonra da son model bir ciple artık dünya turuna çıkarsın. Düşünebiliyor musun? O kümes gibi evden kurtuluyoruz artık. Merhaba Nuri. Oturabilir miyim? Oo Kemal abi, buyur buyur. Çetin, Kemal abiye kahve, bana da bir çay getir. Seni düşünceli görüyorum, mesele ne? Birileri başıma musallat oldu. Kulübenin arazisini satmamı istiyorlar. Satmayı düşünmüyorsun sanırım. Elbette düşünmüyorum Kemal abi. Ama bu adamlar bela. İçini ferah tut Nuri. Arazinin tapusu sende nasılsa. Öyle de Kemal abi. Adamlar arazi mafyası. Uğraştıracaklar. Afiyet olsun. Eyvallah. İşi zora sokacak olurlarsa hiç sinirlenmeyeceksin. Kanuna, nizama dayanacaksın. Sonunda sen kazanırsın. Adamlar herkese hakkını ödüyorlar. Fena mı? Turistik otel yapacaklar. Döviz gelecek abi. Memleket hizmeti. Ne diyorsun sen bıçkın? Döviz gelecek diye her yere bina mı yapılsın? Kaptan satmak istemezse ne olacak peki? Kemal abi, sen kaptanın avukatı mısın? Ağzını topla Ali. Haddini bil. Hadi git yerine git. Hadi. Sakin ol Nuri. Emine teyze nasıl? Güzel oldun mu? Evet yavrum. Çok güzel oldun. Allah nazardan saklasın seni. Bak saçların da çok hoş oldu. İyi ki kuaföre uğramışız. Keşke sen benim annem olsaydın Emine teyze. Hep ikimiz yalnız yaşasaydık. Murat abimi de bulurduk. O da bizimle olurdu. Şimdi de senin annen sayılırım kızım. Üzülme. Allah candan bağlı olanları mutlaka birleştirir. Murat abini de bir gün bulursun elbet. Abim beni unutur diye çok korkuyorum. Yüzümü falan hatırlayamasa beni nasıl bulur? Bulur kızım, bulur. Merak etme. Hoppa! Geliyor, geliyor, geliyor! Hadi kızım, git eğlenmene bak. Ben 2 saat sonra gelip seni alırım. Peki Emine teyze. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Bilge. Doğum günü kutlu olsun. Oraya koy. Hey besleme. Hediye doğum günü mumu söndürüldükten sonra verilir. Ama beslemeler bunu bilmez. Bizim de sana bir hediyemiz var.
Hadi şimdi bunu al da ortalığı süpür. Asıl sen beni rahat bırak. Utanmıyor musunuz arkadaşınızla böyle eğlenmeye? O seni ilgilendirmez. O benim de arkadaşım. Öyle de mi ilgilendirir ki? O senin sorumluluğun altında değil. Yapmayın. Yeter durdu size. Bırakın beni. Bırakın. Hadi bakalım. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Niye ağlıyorsun çocuğum? Benimle alay etmek için çağırmışlar buraya. Kim alay ediyormuş? Çabuk söyleyin bana. Herkes. Başta yeğeniniz Selin. Utanmıyor musunuz? O sizin sınıf arkadaşınız. Ama besleme. Ne? O bir besleme. Bir daha bu lafı duymayın. Burada hepiniz arkadaşsınız. Selin gel bakalım sen buraya. Çabuk arkadaşından özür dile. Hemen. Ama teyze. Dile diyorum. Yoksa bu parti şu anda biter. Özür dilerim Bilge. Bir daha yapmam. Söz. Şimdi sarıl öp bakalım. Şimdi de hep birazdan Bilge'den özür dileyin. Özür dileriz Bilge. Bilge gel bak ne güzel şeyler var burada. Ben eve gitmek istiyorum. Ne olur beni eve götürün. Buradan evin yolunu çıkartamam. Ama doğum günü pastasından yemeyecek misin? Eve gitmek istiyorum. Peki canım. Ben seni götürürüm. İki dakikada hazırlanırım ben. Seninle de sonra konuşacağız. Gel sen de bizimle pasta ye. Hadi. O bir besleme. Bizimle yemesini istemiyoruz. Sağ ol yemeyeceğim. Eve gideceğim. Dosyaya her şey normal işareti koymuşsunuz. Ölümlerden döndüm. Çarpındım hala sürüyor. Nasıl her şeyin normal oluyormuş? Buraya avuç dolusu parayı boşuna mı ödüyorum ben? Hanımefendi. Burada hastalık satmıyoruz biz. Hasta olanları iyileştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca çok merak ediyorsanız söyleyeyim. Hiçbir şeyi normal gösterdiğimiz yok. Siz yanlış bakmışsınız. Bir kere kan şekeriniz çok yüksek. Ayrıca kalbiniz düzensiz atıyor. Tansiyonunuz da yüksek. Daha sayayım mı? Ay ay! Yüreğimi indireceksin. Moralimi bozdun. Bu kadar hastalığı da nereden çıkardın? Sırf beni burada yatırasınız diye hastalık icat ediyorsunuz değil mi? Öyle ya. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Benim gibileri soymazlarsa maaşlar nasıl ödenecek? Doğru dürüst bir bakım olsa bari. Gece bir su verenimiz bile yok. Hanımefendi, az önce hastalığım yok diye üzülen siz değil miydiniz? Ayrıca suyunuzu da kendiniz içebilecek durumdasınız. Ben hizmetkarlarla, dadılarla büyüdüm. Kalkıp da kendi suyumu kendim içemem, tamam mı? Bu kadar para ödüyorum buraya. Evimde 2-3 hizmetçi var. Birini refakatçi olarak çağırın. Bir saat sonra doktor bey uğrar. Hadi geçmiş olsun. Bundan eline düşmeye gör. Parasıyla rezil ediyorlar insanı. Aa, siz miydiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayri Hanım'a tebligat var. Hanım hastanede. O zaman siz imzalarsınız. Bilmem ki evladım. Hanım olmadan imzalamam doğru olur mu? Korkulacak bir şey yok efendim. Sadece mahkeme haberi. Hay Allah. İyi alayım bari. Ne? Postacı mı? Ne? Ne? Celp mi geldi? Mallar mı satışa çıkacakmış? Dur kadın dur. Yüreğime indireceksin. Yavaş yavaş anlat. Yavaş yavaş. Ne? Anlamadım. Kasım Bey'in kızları mı? Kendisinden çektim yetmedi. Şimdi o kızlarım ortaya çıktı. Ay ay kalbim. 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 Üzüz. Dostlar yetişin ne olur dostlar. Ölüyorum dostlar yetişin hemşire. Emine teyze. Nasıl geldin kızım sen buraya? Melis Hanım getirdi. Selin'in teyzesi. Okulda da sosyal danışman. Sen nereye gidiyorsun? Seni almaya geliyordum yavrum. Başımıza gelenleri bir bilsen. Köşk satılacakmış. Hanımı aradım. Duyar duymaz fenalık geçirdi. Hemen yanına gidelim. Hadi yavrum. Hadi. Abla. Ha? Yağ kalmamış. Bende de para kalmamış. Yağsız ne pişirebilirim ki? Patates haşla.
Ama sürekli patates yemekten içimiz dışımız patates oldu. Gelecek güzel günleri düşün kızım. Kim acaba? Dur dur dur. Ev sahibidir. Açmayalım. Biliyorum içeridesiniz. Sizi mahkemeye vereceğim. Haberiniz olsun. 6 aydır kira vermediniz. Sizi acıdım ama artık yeter. Açmayın, açmayın. Siz görürsünüz nasıl evden atacağım. Şimdi hapı yuttuk. Kadının şakası yok. Ne yapacağız abla? Bilmem. Git patatesleri haşla. Dur dur. Bak ne geldi aklıma. Yeni evimize gidelim. Anlamadım. Miras kalan evimize. Avukat söyledi. Hayriye Hanım hastanedeymiş. Girer otururuz. Abla olur mu öyle şey? Kadının oturduğu ev. Bal gibi olur. Hem belki ihtiyar evin satılacağını duyunca ölür ha. Hadi kızım hadi. Sabah taşınıyoruz. Ay! Ay! Ha, ay. Hanımım! Ne oldu ay. Hanımıma? Ay. Sakin olun, bir şey yok. Ay! Bırak! Ay. Nerede kaldınız? Ancak geldik hanımım. Ay. Hadi geçmiş olsun. Ay. Ben yine uğrarım. Ay. Ay. Fazla bir şey yok. Kaprisli bir kadın. Canımızı ay. Okuyor. Size Allah kolaylık ay. Versin. Ay! Ay! Ne dedi o cadı? Hiç hanımım, hiçbir şey. Dedi dedi, fiskos ettiniz. İyiliğinizden bahsetti. Aha, ne iyiliği mi görmüş ki? Yalancı, ne olacak? Nasılsınız hanımım? Sus! Ha, sizin elinizde kalınca nasıl olur insan? Bir de geçmiş karşıma soruyor. Çabuk şu jel biber. Buyurun. Kasım Bey, başıma bir de pişleri sardın ha. Sana o kadar baktım. Verdiğim emekler haram olsun ha. Mezarında dönesin inşallah. Yapmayın hanımım. Demeyin rahmetliye, günahtır. Sus! Bir de onu savunma bana. Siz de bana karşısınız. Çabuk bana avukatımı ara, çabuk, çabuk. Telefonu var mı? Çantamda. Çabuk, çantamda vardır. Sallanma hadi çabuk, bırak ben çıkartırım. Ay. Ay. İşte burada. Ay. Bilge kızım ay. Şu numarayı çeviriver. Ay. Ay aman. Ay, ay şu yastığı doğru dürüst yerleştirmesini öğrenemediler gitti. Ben hanımım. Ay. Ay bir dakika şöyle. Ay. Ay. Buyurun hanım. Ver. Alo. Sevgi Hanım. Ben Hayriye Batuhan. Evet Hasan'dan arıyorum. Sağ olun. Maalesef hayırsız evlatlar yüzünden böyle hastane köşelerinde sürünmekteyim. İşin kötüsü de az önce bir celp aldım. Evet, kocamın 2 kızı çıktı ortaya. Köşke ortaklarmış. Ay, evet, dava açılıyormuş. Nasıl bir şey yapamayız? Avukatlarını arayın. Canım, ne bileyim ben. Oğullarım olacak o namussuzlarla görüşün. Ben sana boşuna mı avuç dolusu para ediyorum ha? Hayır efendim. Hayır yarın falan bekleyemem. Hemen bu akşam çocukları bulup halledin meseleyi. Ay, hayır istemiyorum. Ay, ay, ay tut kız. Ay ben kurbanınız olayım hanımım. Bilmiyorum. Ne olursunuz ay, biraz. Ay dokunma bana. Sakin ay, olun ne olursunuz hanımım. Ay bırak beni istemiyorum. Hanımım sakin bırak, olun. Bırak dokunma hanımım, bana. Pis. Git git. Besleme, git. Çevremde dolaşıp yalancı dostluk yapma bana. Yapmayın hanımım. Ay. Lütfen ay. Yapmayın. Burası hastane. Sus, sus. Yapma. Sus. Senden adap mı öğreneceğim? Ha? Ha? Ne oluyor? Nedir ay. Bu gürültü? Ay evime dönmek istiyorum. Evime. Evime. Hiçbir yere gidemezsin. Evime yapma. İstemiyorum. Tut şunu. İstemiyorum. Ay, hanımım bir dakika dur. Dokunma. Hanımım. Ay. Evim. Evim. Siz dışarı evim. Çıkın bakayım. Ah. Ben onu sakinleştiririm. Ah. Ah, alçaklar, namussuzlar, hırsızlar. Sus. Thank you.
Ne oldu bana? Bayıldın mı yoksa? Kız. Gel bakayım buraya, gel gel gel. Gel çabuk gel. Ha, gel gel gel. O kahkün ne böyle ha? Bu yaşta aşifteler gibi. Çabuk onları arkaya tara, çabuk çabuk. Kuaföre götürdüm. Ne güzel yakışmış işte. Yapmayın. Zaten canım burnumda. Bir de siz tepemi attırmayın benim. Kendinize ay geldiniz mi? Eğer iyileştiyseniz gidelim diyecektim. Size ay rahatsızlık vermeyelim. Ha. Nereye gidiyor musunuz? Köşke. Bakıyorum köşk hanım oldunuz. Bir yere gidemezsiniz. Burada kalıyorsunuz. Burada nerede yatacağız ki? El kadar koltuk var. Oraya ancak Fatma sığar. Orada yatacağınızı kim söyledi ha? Dışarıda, dışarıda. Koridorda sabahlarsınız. Dışarıda mı? Nasıl sabahlarız hanımım? Kupkuru sandalyelerin üstünde. Ne varmış sandalyelerde? Buraya tatile mi geldiniz? Hasta bekliyorsunuz herhalde. Hadi, hadi dışarı. Sallanmayın hadi. Çıkın, çıkın. Uyuyacağım ben. Ha, saat başı gelip beni kontrol edersiniz. Tamam mı? Hadi. Koca köşke yayıldılar tabii. Hanımım hastanede kaldığı sürece bu sandalyelerde mi yatacağız Emine teyze? Olur mu kızım? Yarın eve gideriz herhalde. Bize bu eziyeti niye yapıyor Emine teyze? Ah, bilmem kızım, bilmem. Eyvah! Az daha unutuyordum. Ne oldu yine? Bugün Okan gelecekti. Bırak şimdi Okan'ın sırası mı? Ya ne demek bırak? Ben senin dostuna postuna karışıyor muyum? Sen git, ben Okan'ı bekleyeceğim. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Kızım ev sahibine yakalanacağız. Bela mı arıyorsun sen? İşimizi bozma, yürü. Okan gelmeden şuradan şuraya gitmem. Bernacığım, tatlım, bir tanem. Okan bizi cep telefonundan da bulur. Cep telefonum artık yok. Nasıl yok? Çünkü sattım. Sattın mı? İyi yaptın. Emine teyze. Hanımım daha uyanmamış. Ay dalmışım yine. Birazdan yine bakarız. Ben acıktım. Tabii acıkırsın. Dünden beri gırtlağımızdan bir lokma bir şey geçmedi ha kızım. Bileydim bu gece böyle olacağını. Hiç değilse tedarikli gelirdim. Hadi. Sen şuradan bize iki simit al da gel. Peki Emine hadi teyze. Hadi kız. Kılıçasıcık herif. İçtin içtin şu hale. Ne yapacağız parasız pulsuz? Ölüyorum. Ayşe teyze. Ayşe teyze. Ayşe teyze. Ben Bilge. Beni hatırladın mı? Bilge kızım ne arıyorsun sen burada? Ne oldu Ayşe teyze? Kim hasta? Abbas abi. İçe içe böyle oldu. Ölüyorum. Abim sizde mi hala? Murat mı? Maalesef kızım. Abim bunun zulmüne dayanamayıp kaçtı. Bir daha hiç haber alamadım. Gör olası çakır. Kimle konuşuyorsun? Kocan ölüyor lan burada. Tamam tamam. Beni buralarda bırakıp kimle kırıştırıyorsun namussuz? Tövbe tövbe. Kusura bakma kızım. Ne olur Ayşe teyze. Abim dönerse. Yani eğer onu görseniz. Göksu'dayım. Hayriye Hanım'ın köşkünde. Ne olur unutma. Tamam kızım. İmdat ediyorum. Emine teyze. Emine teyze. Ne oldu bu kızım? Emine teyze. Emine teyze ne olur gel. Ne var kızım? Sakin olsana. Abimin yanında kaldığı Ayşe ablayla karşılaştım. Nerede peki? Asansöre bindi. Kocası sevdedeydin. Ne olur bulalım onları. Ağlama yavrum, ne olursun. Gel şimdi acile gidelim, hadi. Günaydın, şimdi nasılsınız bakalım? Ay, ay aman korktum. Yine iğne mi yapmaya geldin? Hayır, sakin olduğunuz için iğne yok. Ama ne? İlaç saatiniz geldi. Ay, ama daha mideme bir şey girmeden değil acı bu. Şekeriniz için, kahvaltıda birazdan gelecek. Ay. Ay zehir gibi bunlar. Ay bıktım sizin bu ilaçlarınızdan. Bana bak. Oğullarımla anlaştınız mı yoksa? Ha? Beni zehirlemeye mi kalkıyorsunuz? Ha? Yapmayın Hayriye Hanım. Biz sadece sizin iyileşmenizi istiyoruz. Ay, artık daha fazla duramam. Buradan hemen çıkıyorum. Ama Hayriye Hanım. Sus! Aması maması yok.
Bıktım sizin bu pis ilaçlarınızdan, pis yemeklerinizden. Doktora mı haber verirseniz, kime haber verirseniz verin. Evime gitmek istiyorum, çabuk. Çabuk, refakatçilerimi tamam, çağırın. Tamam, peki. Nasılsın Kemal abi? Oo, hoş geldin kaptan. Murat, iyi misin yavrum? İyiyim efendim. Şu senin adamlardan bir haber var mı? Hayırlı günler. İtiyan çomağı hazırla. Size de. Patron seni bekliyor. Ne yapacakmış beni? Konuşacakmış. Gidelim. Pekala, gidelim. Sen kulübeye git Murat. Eyvallah Kemal abi. Güle güle kaptan. Kaptanı nereye götürüyorlar? Konuşacaklarmış. Sen merakla. Akşama döner. Adam içki komasına girdi. Yanına giremezsiniz. Doktor muayene ediyor. Peki Ayşe abla? Karısı mı? Evet. Muhasebede işlemleri yapmaya gitti. Hadi siz de dışarı. Biz Hayriye Hanım'a bir bakalım. Uyanmışsa dilinden kurtulamayız. Sonra da gelir Ayşe ablama telefon numarasını veririz. Hadi kızım, hadi. Hah, sizi buldum. Hanımınız ne huysuz kadınmış. Hemen sizi istiyor. Hastaneden çıkacakmış. Öyledir. Bak, ben sana demedim mi? Hastaneyi ayağa kaldırmış bile. Ben hanımımın yanına gidiyorum. Sen de şu anahtarı al, doğru köşke git. Beni bekle, olur mu? Olur Emine teyze. Hadi yavrum, hadi çocuğum. Hoşça kal Sefalet. Nihayet tehlikeli bölgeden uzaklaştık. Kızım ayağını sürmesene, yürü yürüyorum hadi. Yürüyorum ya abla. Okan. Hayrola kızlar, nereye böyle çangır çakmak? İyi ki geldin canım. Ben de seni bekliyordum. Çok sevindim geldiğine. Ne bu eşyalar? Piyangodan bize büyük ikramiye çıktı. Ne piyangosu? Babam meğerse çok zengin bir adammış. Bize bir köşk kaldı. Şimdi oraya yerleşmeye gidiyoruz. Vay be. Hadi sen de gel bizimle. Gevzelik yapmayı bırakın da yürüyün hadi. Geliyor musun hadi? Geliyorum ama bir taksi çevirelim. Bende para var. Tamam. Ha, çok güzel. Yapmayın, etmeyin hanımım. Zaten tam iyileşmediniz. Allah korusun. Ya sonra? Hadi hadi. Köşke gitmemi istemiyorsunuz değil mi? Tabii. Koskoca evde fink atıyorsunuz. Hanımım böyle söyleme. Yalan mı söylüyorum ha? Sizin sağlığınızı düşündüğüm için söylüyorum. Ya kalbiniz tutarsa yine? Sen benim kalbimi düşüneceksin ha? Kalp mi bıraktınız insanda? Küçük cadı nerede ha? Neden gelip yardım etmiyor? Hanım... Onu köşke gönderdim. Köşke mi gönderdin? Ne işi varmış onun köşkte ha? Camları açsın, havalandırsın şöyle diye. Sizin için yaptım. Çok konuşma. Hadi, hadi git. Git de yardım et. Çabuk. Gidelim bu cehennemden. Daha fazla dayanamayacağım. Hadi, ver. Geldik kaptan. Buyurun. Getirdik efendim. Hoş geldin kaptan. Arkadaşlar saygıda kusur etmemişlerdir umarım. Buyur otur. Böyle iyi. Senin araziye talibim. Ne diyorsun? Adamlarına söyledim. Satmayı düşünmüyorum. Oraya yapmayı düşündüğüm otel inşaatı çok önemli. Bu projeden vazgeçmeyi düşünmüyorum. Ben de araziyi satmayı düşünmüyorum. Zaten orası otel yapmaya uygun bir yer değil.
Beni para düşkünü namussuzlarla karıştırıyorsun. Para önemli olsaydı senin kafandaki oteli şimdiye kadar çoktan diktirmiştim araziye. Denizciler hep böyle sinirli ve inatçı olurlar. Yalnız şunu bil ki proje okeylendi. Bu işin dönüşü yok. Sen ne kadar istiyorsun onu söyle. Boşuna uğraşmayın. Kararım kesin. Uzatma kaptan. Ne kadar istiyorsun? Bu tekne açık denizlerin teknesi. Senin külüstür balıkçı teknene küçük bir delik. Denizin dibini boylarsın. Bir kere daha soruyorum. Ne kadar istiyorsun? Ben küçük balıkçı teknemden de el kadar arazimden de memnunum. Hadi eyvallah. Pekala, güle güle. Yine görüşeceğiz. Vay be. Ciddi ciddi köşk burası. Ne sandın? Köşk tabii. İşkembeden atmıyoruz herhalde. İnanamıyorum ya. Demek babamın böyle bir köşkü varmış. Biz de yıllarca rutubetli evlerde süründük durduk. Artık geçmişi unutabilirsin hayatım. Başınıza devlet kuşu kondu. Satılana kadar buradayız. Satıldıktan sonra da kendi evimizde olacağız. Altımızda otomobilimiz. Hayatımız kurtuluyor be. Şimdi buraya nasıl gireceğiz? Bir çaresini buluruz. Hayriye mi arıyorsunuz? Burada mı oturuyorsun ufaklık? Evet burada oturuyorum. Neden sordunuz? Küçük kız senden başka kimse yok mu burada? Hanımım ve Emine teyzeyle birlikte oturuyoruz. Siz kimsiniz efendim? Bizler köşkün yeni sahipleriyiz güzelim. Artık beraber yaşayacağız. Ver bakalım şu anahtarı. Sonra hanımım. Fazla konuşma. Hadi ne duruyorsunuz gelin içeri. Sen de gel içeri gel yürü. Durun efendim durun. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Hanımım geldiğinde sizi burada görse bana çok kızar. Bana bak derhal önünden çekil ufaklık anladın mı? Ah sevgili babacığım Kasım Bey ya. Biz annemizle gün yüzü görmezken sen sevgili karın Hayriye ile demek bu köşkte yaşıyordun. Tıpkı rüya gibi. Düşünebiliyor musun sevgilim? Artık bu köşkte yaşayacağız. Benim sevgilim de köşklerde, saraylarda yaşamaya layık zaten. Çocuklar bırakın şimdi koklaşmayı. Hadi köşkümüzü dolaşalım. Ben yerimi buldum çocuklar. Bundan sonra burası benim. İyi güle güle otur. Hayriye Hanım, etme bulma dünyası. Sen hastanelerde sürün, biz de burada keyif çatalım. Hanımım yavaş yürü biraz. Yetişemiyorum. Böyle hızlı yürümeyin. Kriziniz tutacak. Ay tutmaz tutmaz. Yakınmayı bırak da yürü. Otobüste gidersek çok geç kalırız. Şuradan bir taksiye binip gidelim. Ay tamam. İyi döndür o zaman şuradan bir taksi. Of. Tamam. O taraftan geç. Ne olur yapmayın. Aldıklarınızı tamam. Mutfağa bırakın tamam. Lütfen. Bana bak, konuşacağına yardım et. Git mutfaktan ekmek getir bakayım. Yazık abla, bağırma kıza. Baksana Hayriye Hanım'ın korkusundan ne yapacağını bilemiyoruz avantı. Kim bilir ne eziyet ediyordur kıza. Biz servis yaparız Cale ablacığım, sen hiç merak etme. Aman aman, ne isterseniz onu yap. Sen seni de. Hadi gel oturalım. Beynini uzatır mısın sevgilim? Oh. Oh sevgilim. Çok teşekkür ederim sevgilim. Bir şey diyeceğim. Senin adın neydi? Bilge efendim. Gel canım sen de bir şeyler ya acıkmışsındır.
Sağ olun, karnım açtı. Çocuklar, yeni ve renkli hayatınıza. Yeni hayatınıza. Evim, evim, güzel evim. Sonunda döndüm. Hadi yürü. Ay, bu gürültü de ne böyle? Bilmiyorum hanımım. Fatma olacak hayırsız. Evin altın üstüne getirdiyse sorarım ben ona. Hoş geldin hanım. Kız, ne bu gürültü ha? Senin kendini bilmez seni. Gösterim gününü ben sana. Çık git. Emine. Emine, bunlar da kim? Ay, aman Allah'ım. Ay, hanıma. Ay, ben almıyorum.